Çok ilginç bir hastalığın yoktur. Çünkü bak röntgen hiçbir şey yok. Doktor var sadece bizde yani. Ses denemi. Workshop jenerik. Tamam, sıkıntı yok. Herkese merhaba Bambular. Bambu ekranlarına Project Hospital'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde 3 tane eğitimimizin tamamını da yaptık. Ve şu an artık hazırız arkadaşlar. Artık sıfırdan yeni hastanemizi ve tamamen bizim olan hastanemizi kurmaya hazırız. Hem doktoruz, hem yöneticiyiz, hem inşaatçıyız. Hazırız. Ama bu hastaneyi kurarken sevgili siz takipçilerimle desteğini alacağım. Doktor olan takipçilerimiz, isim vermek isteyen takipçilerimiz alta yorumlar kısmına yazarsa hemen ilk doktorlarımızı da almaya başlarız. Ve güzel bir şekilde hastanemizi geliştirmeye ve büyütmeye çalışırız arkadaşlar. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve açıklamalar kısmına da yorum yazmayı unutmayın. Kemerlerinizi bağlayın. Project Hospital başlıyor. Bir şey diyeceğim. Şu an böyle çok büyük bir gazla başladık ama umarım patlamayız. Ya aslında bütün mekanikleri biliyorum. Zaten oyun bize başlar başlamaz herhalde. Bütün bölümleri açıp ne yapıyorsan yap arkadaşım. Ne istiyorsan yap. Üh diye vermez herhalde. Kısım kısım aşama aşama ilerletir. Lan bir boş arsa yükleyeceksin oğlum. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Bir tane yeşillik, 2D, 2 tane yol. Neyi bekliyorsun? Bilemiyorum. Evet geldik boş arsamıza sevgili bambular. Bakayım. Hop. Oy maşallah. Geliş gidiş önemli değil burada. Şimdi acil servis kilidini aç. Acil servis kilidini açmak için ne gerekiyormuş? Bölüm istatistikleri. Bir saniye. Bu ne lan? Bu bizim bilgi şeyimiz herhalde. Tamam sana geleceğim. Önce bir hastaneyi kuralım. İsimsiz hastane. Hastaneye isim veremiyor muyuz? Hastaneye isim verseydik güzel olur. Ne kadarımız var lan? 100 bin dolarımız var sadece. Bu bizim zaten istatistiğimiz arkadaş. Gelir gider para mara ambulansın. Ambulansın ve bölümler. Acil servisin kilidini açacağım ben. O olay kolay. Acil servis. Radyoloji. Temizlik odası. Şimdi önce duvarlardan girmem lazım. Ben önce bir acil servis yapacağım. Acil servis yapacağım. Acil servise yavaş yavaş bir doktor muayene odasını yapalım. Ondan sonra servise yatış odalar modalar yapmamız lazım. Onlar için de sigorta şirketlerinin hedeflerini tamamlaman lazım. Bayağı işimiz var. Önce biz bir hastanemizi yapalım. Temel oluştur. Yeni kat ekle. Ay geldi geldi. Tüm her şey bizde şu an. Şimdi babuş. Bak idari birimlerle hastane birimini birbirinden ayrı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Yani hastanede eğer böyle yönetici, müdür, işte siz söyleyin başhekim, saymanlık gibi kısımlar varsa onları ayrı yapmayı düşünüyorum. Önce biz şuraya arkadaşlar. Bir dakika gel bakayım. 40, 35'e 35 yapsak. 57 bin mi? Ne diyorsun abi? Abi ne diyorsun sen ya? Yok tamam kalsın. Babuş sen gel buradan 16'ya 20'ye 20 devam edelim biz. 20 bin dolar gidecek. Abi 20'ye 20 küçük bir sağlık ocağıyla başlıyoruz. Açtık burayı gel bakayım. Tamam şimdi. Buranın duvarları var mı? Temeli attık. Duvar yok. Duvar ekle. Nasıl bir duvar eklesek ki biz bu hastaneye? Şöyle yeşilli bir duvar ekleyelim değil mi arkadaşlar? Normalde hastaneler kırmızı olur ama bizim hastanemiz yeşil olacak. Neden yeşil olacak zaten biliyorsunuz. Fayanslı mayanslı olmasın abi. Altı renkli duvar. Bak. Şöyle kursak. Bakayım. Hepe güzelmiş. Gel babuş. Sen de gel. Tamam. Hop. Hastanemiz oldu şu anda. Mis gibi klinik. Hemen hastane bir kapı. Metal kayan kapı 100 dolar. Çift camlı kapı 100 dolar. İyi ya, kapılar ucuzmuş. Bak giriş burada abi. Burası bizim acil servisimizin girişi olacak. Bakayım. Kayan çift kapı. Çift camlı kapı. He. Seni kaldır abi. Senden vazgeçtim. Şundan koyacağım. Bu daha güzel. Heh. Şöyle bir. Bir, iki, üç. Her zaman şöyle yapalım. 4 kare bıraktık. Burada bir tane kapımız var. Zaten bizim hastanemiz küçük olacağı için bir tane kapı yeterli olur. Tamam şimdi gel içeriye. Hazır odalarda ne vardı? Bölüm dışı olanlar. Acil servis odasında. Şimdi buraya bir tuvalet. Tuvalet bir koyacağım. Standart zaten biliyorsunuz bambular. Şöyle bir tuvaletimiz olacak burada. Tamam mı? İlk bölümdeki gibi yapıyorum ama bunu ilerleyip geliştireceğiz. Şu an paraya dikkatli kullanmamız lazım. 1500 dolar. Bak abi. Gel sen buraya tuvalet. Yalnız şeyle tamamen aynı yapıyoruz ya.
bir öncekiyle. Doktor odası 6'ya 6. Büyük bir doktor odası olmasına gerek yok. Bu ne kadarmış? 6.000 dolar. Bu ne kadarmış? 5.000 dolar. Peki burada özellikler var. Bir tane doktor. İnceleme tedavi için. Çık olsun ya. Çevir babuş. Tamam. Bir doktor odası da buraya çaktık. Çat. Tamam mı? Şöyle. Bir doktor odası da buraya vereceğim. Arkadaşlar. İki tane doktor odası. Kaç paramız var? 71.000. Güzel. İki tane doktor odamızı yaptık mı? Ne gelmişiz? Instant Hospital. Yeni bir başarı kazanmışız. Güzel. Şimdi bir dakika. Çağrı odası da varmış. İki tane doktor odasını kurduk. Resepsiyona gerek yokmuş. Temizlik odasına gerek yok ama bir tane temizlik odası yapmamız lazım arkadaşlar bizim. Bekleme odası, tuvalet var. Tamam. Aslında şu an için şeyi yapmışız. Bir de bekleme odası yapacağım. Bekleme odasına bak şöyle üste koyuyorum abi. Gel bakayım sen buraya odalara. Bekleme odası. Gel bakayım. Neredesin sen? Bekleme odası bölüm dışındaydı. Şöyle uzunca bir bekleme oda var mıydı? Vardı değil mi? Şöyle 8'e 4. Bak şöyle koysak var ya cuk olur ha. Acaba orayı böyle şu geri kalan kısmı bekleme odası şeklinde boyayabiliyor muyuz? Buraya yapıştır abi. Tam böyle hastane şeyi oldu ya, süper. Çok özür diliyorum. Burayı tamamen bekleme odası yaptık biz değil mi? Burası artık bekleme odası. Şimdi ben bekleme odasına geldiğim zaman bekleme odasında neler koyabilirim? Bekleme odasına birer tane mesela şöyle şey koyacağım arkadaşlar. Burada bir kapı var ya. Şurada bir kapı var. Mesela şuradakini ben şöyle taşısam. Dur pardon. Sen gel bakayım. Ha seni buraya taşıyabiliyormuşum. Şurada bir sebil olsun. Şunu gönder ya. Bura sandalyeye gerek yok abi ya. Şunu şuraya koy. Gel abi buraya. Neredesin sen? Sıra. Sıra gel bakayım sıra. Hop. Böyle bir yapıştır. Tamam. Sen abi buradan alıyorsun sıranı. Bak. Tamam mı? Sen de buradan alıyorsun sıranı. Standart sağlık ocağı mantığı. Çat. Şunu satamıyor muyuz? Sen bir gider misin? Peki 25 dolar kazandık bak görüyor musunuz? Kâr ediyoruz kâr. Şimdi neyse. Buraya birkaç tane daha ben şey koyayım. Bunlar niye beyaz? Heh, şöyle beyaz olsun. Şöyle gel abi. Sen de şöyle birer boşlukta geldin mi? Hatta sen de şöyle iki boşluk verelim. Tamam sen de buraya yapış. Tamam bol bol şeyimiz oldu. Peki ben zemine gelsem. Zeminde. Şöyle ortada çizgiler var. O çizgiler bu mu abi? Bakayım hangisiymiş? Bu muymuş? Aa evet. Bunu da bulduk. Güzel. Tamam. Oldu. Hepsi kendi alanında işliyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Bekleme odamız tamam. Sıra makinesi var. İki tane doktor odamız var. Tuvaletimiz var. Gayet işler yolunda. Buraları biraz boyamamız lazım. Servis kilidini açabiliriz artık yani şu anda. Şu anda acil servis kilidini açabiliriz. Çok rahat açabiliriz. Bakıyorum. Hemen odalar kısmına. Neredeydi o? Yönetim kısmında. Acil servis. Tamam. Buraya sadece personel alacağız. Sadece buraya personel gece gündüz. Orta tanıtı kesinliği. Normal. Yapıştır abi buraya. Var mı doktorumuz? Adaylar. Bayan doktorlarımız da var tabii ki. Ada Memiş. Sevda Babacan. Çağla İzgi. Sema Kansu. Başka doktor var mı? Bana başka liste ama 2500 dolar. Çok fazla yani. Ya 64 binimiz var. Yapıştır ya. Kimmiş abi? Kim? Gel abi. Orhan Koç. Erkek. 56 yaşında. Genel tıp %57. Teşhis %71. Acil tıp %58. Anestezi %26. Bu adam gayet iyi arkadaşlar. Doçentmiş. Bayağı doçent doktorlar geldi la. Neyse. Orhan. Aldım seni abi. Hastane şu anda hasta kabul ediyor. Sigorta yönetimini aç. Tamam bir dakika dur bir saniye. Hastane bir şey yapmasın. Geldi bizim doçentimiz burada. Evet bu doçente güzel bir isim vereceğiz arkadaşlar. Bir tane doktorumuz oldu. Buraya da bir tane doktor atamam lazım şimdi benim hızlı bir şekilde. Şuradan yönetim panelinden şuraya da bir doktor atıyorum. Buraya da kim gelsin? Kamil Yıldırım. Erkek intern. Genel tıp %0. Bu adam öldürür herkese. Teşhis %0. Olmaz. İntern değil ama doçentler de çok ciddi para istiyorlar ha. Ya bir tane doçentimiz olsun arkadaşlar. Bir tane normal doktorumuz olsun. Doğru düzgün doktor da şey yapmıyorken normal doktor yok mu oğlum? Normal. Doktor normal yani. Bir daha ara. Gizli sırlarını da öğrendik. Para gitti. Bir daha ara. İntern, profesör, asistan, uzman. Gizli sırları tekrar öğrenebiliriz. Ona da 1.000 dolar ver. Parayı çok fena harcıyoruz. Önden bakayım neymiş bu gizli sırrı. Temizlik hastası, çalışkan, hedonist. Yemeğini yerken iki kat daha fazla yemek zaman harcıyormuş. Ada Tansu, seni ben alabilirim adacım. Normal uzman bir doktorsun.
Asistan varmış %10 genel. Bizim hastanemizdeki doktorlar güzel tedavi etsin. Gel abi sen buraya. Tamam, ortakodalar, personel. Her şey okey abi. Hiçbir sıkıntı yok. Oyundayız. Hasta tedavi edebiliriz artık. Klinik açılış saati. Klinik hastalar için açıldı. Tamam. İki tane bekleme odası var. Bu hastalar nereden girecekler? Nereden girecek oğlum bu hastalarla? Yol lazım, yol yol. Bakın bilerek de şey yaptım. Burada ambulansı yakın bir yere yaptım ki ambulans geldiğinde çat girebilsin. Burayı daha sonra şey yaparız, ortadan kaldırırız. Ne yaparız? Acil servise dönüştürürüz tamamen. Burada normal doktorlar olacak, onda sıkıntı yok. Muayene odasını şöyle arka taraflara falan yapmayı düşünüyorum ben bunlar. Neyse yolumuz tamam. Dekorasyonu da bakalım. Dekorasyonda bir şeyler yapabilir miyiz? Günün menüsü ne lan? Dışarıya dış mekan nesneleri. He, bunlar iç mekan, dış mekan. Anladım. Peki. Tamam. Şöyle iki tane güzel ağaç çakabiliyor muyuz buraya? Çakabiliriz aslında. Ya da şöyle bir hastane tabelası çakalım şuraya arkadaşlar. Hastane olduğumuz belli olsun. Bak 29 dolara. Hop. Hastane tabelamızı çaktık. Fışkiye. Fışkiye olmasın fışkiye. Fışkiye. Fışkiye sıkıntı. Fışkiye sıkıntı. Ağaç koyacağım şuraya birer tane abi. Yani bunlar böyle gözükecek bakın bambular. Yalnız sen burada biraz garip durmuşsun. Seni ben satsam para kazanabilir miyim lan ben seni? He? Sokak lambalarını satıyoruz. Abi ilk hasta bir gelsin artık. Hastane tabelasını da koyduk buraya. Aha geliyor. Betül Kaplan. Gel bakayım gel. Heh, hastaneye geliyor. Güzel güzel. Hasta yani müşteri bekler gibi hasta bekliyoruz ya. Ama bir dakika, hastane açılmadan önce bir dakika, bir dakika şunu da yapmam lazım benim. Benim hastane açılmadan önce dış tarafı biraz farklı boyamam lazım arkadaşlar. İç tarafta bir sıkıntı yok. Dış taraf şöyle beyaz olsun. İçeriden yapınca zaten sıkıntı olmuyor. Sadece içeriği boyuyor. Ya çözdük oyunu ya arkadaşlar. Yani lütfen biz boşuna mı eğitim tamamladık? Biz eğitimi boşuna mı tamamladık? Ayıptır söylemesi. Yani bunları bilmesek eğitim olur mu yani? Şu an gayet güzel, hasta kabul edebiliriz. Gel bakayım ilk hasta bir gelsin. Bu kaçtı daha? F5. F5'e gel abi. Günde bir hastayı tedavi et. Sigorta şirketlerinde açtık. Bu neymiş? %80. 2000 devlet hastası. Şey, 20 bin devlet hibesi veriyormuş. Garantili hayat sigorta. Gönderiler. Acil servis. Günde bir hasta tedavi et. He, günde bir tane hasta tedavi ettiğimiz anda biz 20 bin dolar devlet hibesi alacağız. Güzel. Gelir gideri iyi yapmamız lazım mesela. Onlara falan bakmamız lazım. Şu an full zarardayız bakın. Onlara bir şey yapalım da onlara bakacağız. Devam edelim lütfen. İlk hastamızı ben kontrol etmek istiyorum. Hadi bakayım. Hadi. Siftah senden Betül. Siftah senden. Umarım çok ilginç bir hastalığın yoktur. Çünkü bak röntgen hiçbir şey yok. Doktor var sadece bizde yani. Oğlum zaten sırada başka kimse yok. Gir lan. Hem de doçente gidiyor. O da işini biliyor bak. Doçente gidiyor. O da işini biliyor. Ablacım geldi sıranız. Başka hasta yok zaten. Girsene. Aa bak buralara şey koymayı unuttuk oğlum. Kadın şeyde yürüyor ya. Şantiye zemininde yürüdü kadın ya. Yere biraz daha güzel bir şey koyacağım. Burayı ileride acil servise çevirdiğimiz zaman arkadaşlar, acil servise çevirdiğimiz zaman böyle renkli renkli şeyler de yapacağız. F5 devam. Ablacım gel. Oturmaya yeri yok mu bu kadının? Kadın ayakta mı anamnez oluyor? Ayakta oldu. Benim şikayetim bu. Gel bakayım neyin varmış? Baş ağrısı. Ya bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Analjenik yaz. Fiziki muayene. Geç bakayım ablacığım. Seni ben bir fiziki muayene edeyim. Betül geç bakayım. Yalnız buraya bir tane koltuk falan koyalım. Hasta böyle ayakta, doktorun dibinde, ekranda belki doktor bir şey yapıyor. Ya da bu masayı falan böyle bir çeviririz. Masayı çevirip şey yaparız. Doktorla yan yana adamın bütün ekranda yaptığını ettiğini görüyor. Olmaz öyle. Şu lavaboyu falan taşırız buralardan. Ha, bir tane daha geldi hasta. Gel bakayım Betül neyin varmış? Betül'ün neyi varmış? Su çiçeği. Sen %100 su çiçeğisin. Tamam bana böyle gel abi. %100. Orta derece. Dinlenme vermemiz lazım. Antiviral vermemiz lazım. Kas gevşetici. Analjenik. Sen %100 su çiçeğisin ablacığım. Kas gevşetici. Dinlenme. Analjenik. Antiviral vermek gerekiyor muydu sana? Vaziküler. Kırmızı şişkinlikler. Tamam sana bir de antiviral verelim. Hadi bir tür hasta şeylerini yapalım. Diğer doktora gidebilirsin. Hani o da çalışıyor. Niye herkes doçente gidiyor acaba?
Siz de işinizi biliyorsunuz yani. Tamam, artık doktorun kontrolüne ver bunu. Gel bakayım ablacığım. Seni de bizim adam tedavi etsin. Bakayım kaç para gelecek senden. Bütün hepsini bir yazsın arkadaşlar. Sonra bundan kaç para kazandığımızı göreceğiz. Emine Yıldırım, senin neyin varmış lan? Guguççu dirseği falan. He, sende biraz sıkıntı var. Tavsiye verebiliyoruz şu anda sana. Bir tedavin olsun da. Tamam, sıkıntı yok. Güzel, tedavi uygulandı. Git bakayım hastaya. Okey abi. Her şey okey mi? Seni eve gönderebiliriz. Taburcuydu. $80. Sigorta şirketiyle ilgili görevi tamamladın. Acil servis, günde bir yasa ödül 20 bin devlet hibesi. Arkadaşlar şu anda 20 bin dolar kazandık. $80 çok az para getiriyor yalnız bana. Emine'yi sen bir tedavi et. Şimdi bundan sonra bizim yapacağımız görevler, radyoloji kliniği aç diyor bakın. Her şey böyle adım adım geliyor. Hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bu hastaneyi yavaş yavaş büyüteceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde radyoloji kliniği açacağız. Buralara doğru yayılabiliriz. Alt kata 20 var mıydı? Alt kat en alt zeminde oluyor ya genelde radyoloji klinikleri. O yüzden bir düşündüm. Tamam. Şimdi o zaman tuvaletimiz var. Radyoloji doktorlarımız var. İki tane, bir de radyoloji kliniği kuracağız. Onu da kurduktan sonra biraz para kazanmak için market, böyle büfe müfe yaparız. Tosta 10 liraya falan satarız. Biraz para kazanırız. Evet, neyse. Öyle yaparız, öyle yaparız. Hastalarımızı tedavi edelim. Biraz paramız gelsin. Şu an 1,5 yıldızlı bir hastaneyiz. Gayet iki tane hastanede hastayı da tedavi etmişiz. Sonraki bölümde radyoloji kliniğine giriş yapacağız. Bölümü burada noktalayalım. Hastanemiz açıldı. İki doktorumuz da faaliyette arkadaşlar. Bir de tuvaletimiz var. Nereye sıçacağız bir sorunumuz yok. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama bambusuz kalmayın. Saygılar, sevgiler.